Herkese merhabalar arkadaşlar. Fonksiyon çeşitleri videomuzda sizlerle beraberiz. Ne yapmıştık geçen haftaki dersimizde? Fonksiyon kavramına bir giriş yapmıştık arkadaşlar. Şimdi onu minikçe böyle bir tekrar edeceğim. Ondan sonra fonksiyon çeşitleriyle devam edeceğiz. Dinamo soru bankamızda da arkadaşlar bunlarla ilgili testlerimiz mevcut tabii ki. Hemen açalım şöyle içindekiler kısmını. Bakınız fonksiyon kavramına şuradan giriş yapmıştık. Testlerimiz bunlar. Şimdi bu derste doğrusal, birebir, içine örten fonksiyon çeşitlerinden size bahsedeceğim takinereye kadar, parçalı fonksiyonlara kadar. O zaman zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet, az evvel de söylediğim gibi içine fonksiyon, örten fonksiyon, birebir fonksiyon, bakın çok önemli sabit fonksiyon, birim fonksiyon, doğrusal fonksiyon, parçalı fonksiyon, tek çift fonksiyonları bu videoda bulabilirsiniz. Arkadaşlar, öncelikle geçen haftaki dersimizi minikçe bir tekrarlayalım isterseniz. Fonksiyon nedir? Fonksiyonun bir tanım kümesi vardı hatırlayacak olursanız, bir de değerlerin oluştuğu, görüntülerin oluştuğu değer kümesi vardı. Arkadaşlar bunun hemen altına yazalım. Tanım kümesi. Burası da sağ taraftaki kümede değer kümesi ismini alıyordu. Peki şöyle bir fonksiyon örneği verebilir miyiz acaba? Buraya üç kişinin ismini yazmak istiyorum. Misal verelim. Ali, Veli, bir de Emre diyelim. Şimdi yan tarafta da kan grupları olsun. Kan gruplarımız işte nedir? A kan grubu, AB kan grubu, B kan grubu ve sıfır kan grubu olsun. Arkadaşlar biz burada kişilerden kan gruplarına şöyle bir ilişki tanımlarsak eğer. Bakın Ali A kan grubuna gitsin. Veli sıfır kan grubuna, Emre de AB kan grubuna gitsin. Şunu söyleyebiliriz. Bu yazmış olduğumuz ilişki fonksiyondur. Neden? Çünkü tanım kümesindeki herkesin bir görüntüsü oldu. Bakın Ali'nin görüntüsü A, Veri'nin görüntüsü 0, Emre'nin görüntüsü AB. O zaman fonksiyon şartının ilki sağlanmış oldu. Yani tanım kümesindeki herkesin bir görüntüsü var. Ve üstüne üstlük arkadaşlar tanım kümesinde tanım kümesindeki nesnelerin sadece bir görüntüsü var. Yani Ali dikkat ettiyseniz hem A'ya hem AB'ye gitmedi. Bu fonksiyon şartına aykırı bir durumdu. Yani fonksiyon olabilmesi için tanım kümesindeki her elemanın bir ve sadece bir görüntüsünün olması gerekiyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Burada tanımlamış olduğumuz ilişkiye biz fonksiyon ismini verebiliriz. Şimdi fonksiyonları genelde f ile gösteriyorlardı. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bazı fonksiyonların bildiğiniz gibi kuralları oluyordu arkadaşlar. Hemen soruda bize derse mesela fx eşittir 2x artı 8. Bu fonksiyonu tanımlamışlar. Nereden nereye? Reel sayılardan reel sayılara tanımlamışlar. Şimdi biz burada F3'ü bulmak istiyorsak makine mantığı işler burada. 3'ü bu makinenin içine atacaksınız. Bakın burada X gördüğümüz yerlere hemen 3 yazacağız. X gördüğümüz yerlere 3 yazarsak ne olur biliyor musunuz? 2 çarpı şuraya da 3 yazmak durumundasınız. 2 çarpı 3 artı 8 yaparsanız ve burası 6 olduğu için bunun yanıtı 14 olmuş olur. Peki bir başka fonksiyon kuralı yazalım. Gx 1 yine G fonksiyonunu reel sayılar üzerinden tanımlayalım şöyle olsun. Gx eksi 1 eşittir x kare eksi 1 olsun misale. Arkadaşlar bu soruda G4'ü bulmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Bakın dikkat buraya. G4 için hemen x yerine 4 yazılmaz. Çünkü 4 yazarsan x yerine 4 eksi 1'den 3'ü bulursun. Sen içeriği 4 yapmaya çalışıyorsun. Yani şurayı 4 yapmaya çalışacağız. Peki burayı 4 yapabilmenin yolu ne? Tabii ki x yerine 5 yazmak arkadaşlar. X yerine 5 yazmanız durumunda elbette ki G'nin içerisinde bakın ne oluyor? Burası 4'e dönüşüyor ve şu kısım 5'in karesi x yerine 5 yazdığımız için tabii ki 5'in karesi eksi 1 oluyor. Bu da bana 24'ü verdiği için yanıtımız G4 ifadesinin eşiti daha doğrusu 24 oluyor. Buradan şunu anlamalısınız. Aynı şekilde buradan da f fonksiyonu 3 sayısına 14 görüntüsü veriyor. İşte böyle. Buradaki g fonksiyonu da f yazalım. Buradaki g fonksiyonu da 4 sayısına düzeltiyorum çok soruyu. 5 sayısına arkadaşlar 24 görüntüsü veriyor diyebiliriz. Anlaştık mı? Ve bizim buradaki fonksiyonumuz gx fonksiyonu. Buradaki kuralsa gx 1. Dikkat edin farklılık gözünüzde sizin de çarpmıştır. Yani içeriği 4 yapmaya çalışacağımızı tekrar vurgulamış olayım. Peki devam edelim. Fonksiyon çeşitleriyle daha doğrusu yeni başlayalım değil mi? İlk öğrenmemiz gereken fonksiyon çeşidi içine fonksiyon. Şimdi hemen şuraya tanım kümesi ve değer kümesini çiziyorum. Bakın burası tanım kümesi, burası da fonksiyonun değer kümesi. Arkadaşlar A'dan B'ye tanımlamış olduğunuz f fonksiyonunun değer kümesinde yani şurada boşta eleman kalıyorsa F fonksiyonuna içine fonksiyon ismini vereceğiz. Burada boşta eleman kalıyorsa. Biliyorsunuz burada boşta eleman kalamaz. Çünkü neden? Buradaki elemanların hepsi eşlenmeli ki fonksiyon belirsin. O halde biz ne diyoruz? Değer kümesinde boşta eleman varsa içine fonksiyon ismini vereceğiz. Hemen şu bir kısmını bir kaldıralım. Şöyle yapalım hatta şöyle atalım. Arkadaşlar bu fonksiyon acaba içine mi? Hemen bakıyorum. Tanım kümesi dikkat edin burası. Değer kümesi de burası. Tanım kümesine bunlar kesişmişler biraz ama ayrık olmaları gerekiyor elbette Peki. Yani şuradan ayrıldığını düşünebilirsiniz ben burada bakıyorum fonksiyon mu bu ifade evet çünkü bunun tek görüntüsü bunun tek görüntüsü bunun tek görüntüsü var bu bir fonksiyon peki içine fonksiyon mu evet çünkü neden değer kümesinde boşta eleman kalmış arkadaşlar bu fonksiyon içine bir fonksiyon belirtir devam edelim bakalım burada da g fonksiyonumuz var bunu da kenara alalım şöyle kümeler şöyle olsun şöyle geçsinler. Arkadaşlar bu fonksiyon içine fonksiyon mudur? Hemen dikkat edin. Önce fonksiyon mudur ona bakalım. Bir elemana eşlenmiş. Bir elemana bir elemana eşlenmiş. Dolayısıyla bu bir fonksiyondur. Değer kümesinde yani sağ tarafta kümede açıklı eleman kaldığı için bu fonksiyon aynı zamanda içine fonksiyon olmuş oluyor. Peki örten fonksiyon ne demek? Arkadaşlar içine olmayan fonksiyona örten diyoruz. Bu kadar basit. Hadi yazalım bunu. İçine olmayan fonksiyona olmayan fonksiyona ne ismini veriyoruz? Örten fonksiyon ismini veriyoruz. Nasıl yani hocam? Şöyle. Bakın bu tanım kümesi değil mi? Burası da değer kümesi. Şimdi buradaki elemanlar karşı taraftaki elemanlara şöyle eşlensinler. Değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa bu sefer f fonksiyonuna örten ismini veriyoruz. Kalıyorsa içine diyoruz. Hemen şu bil kısmını kaldıralım ve buradan Birinci F fonksiyonuna bakalım. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? A 1'e, B 3'e, C 2'ye gitmiş. Aa, o zaman ben hemen şöyle söyleyebilirim. Değer kümesinde yani şu kümede açıkta eleman kalmamış. Burası tanım kümesi, burası değer kümesi. Dolayısıyla bu fonksiyon nasıldır? Bu fonksiyon burayı örtmüştür. Hadi biz de örtelim. Al sana örten fonksiyon. Buna geldim. Burada da dikkat ederseniz eğer ee, iyi bakalım. ABCD nesneleri 1-2-3 nesnelerine gitmiş. Önce fonksiyon mu? Bak bir görüntüsü var bir görüntüsü var, bir görüntüsü var bir görüntüsü var. Herkesin bir görüntüsü var. Dolayısıyla bu bir fonksiyondur ve değer kümesinde burası değer kümesi arkadaşlar. Burası tanım kümesi. Değer kümesinde hiç boşta eleman yok. Dolayısıyla bu fonksiyonda örten fonksiyon grubuna girer. Hocam burada A ve B aynı yere gelmiş. Neden? Bu fonksiyonluğu engellemez mi? Engellemez. Fonksiyon olması için arkadaşlar bir bir elemanın iki farklı yere gitmemesi gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Buradaki bir tane eleman ayrılıp iki yere gidiyor. O fonksiyonunu bozar. Ama iki farklı eleman aynı yere gelebilir. Yani şöyle Ali ve Burak'ın aynı kan grubuna sahip olduklarını söyleyemez miyiz? Söyleriz tabii ki. Onun gibi düşüneceksiniz. Yalnız Ali hem A'ya hem B'ye sahip olamaz. Yani ayrılıp gidemezsiniz. Bu fonksiyondur ve örten fonksiyondur. Yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Devam ettim. Geldim en önemli noktalardan bir tanesine. Bakın çok dikkatli izleyin bunu. Birebir fonksiyon bizim için aşırı değerli arkadaşlar. Çok iyi, tanımını çok iyi öğrenmemiz lazım. Şimdi F fonksiyonu A kümesinden B kümesine tanımlanmış. Bunun tanım kümesi olduğunu, bunun değer kümesi olduğunu biliyoruz. Fonksiyonun tanım kümesindeki elemanların her biri değer kümesinde farklı bir eleman ile eşleniyorsa F fonksiyonuna birebir fonksiyon denir. Yani olay şu farklı elemanlar farklı yerlere gitmeliler arkadaşlar. Burası birinci x olsun burası ikinci x. Birinci x'in görüntüsü ikinci x'in görüntüsünden farklı olmalı. Kısacası farklı elemanlar farklı yere gidiyorlarsa bu fonksiyona birebir ismini veririz. Peki buradaki fonksiyon acaba birebir mi? Şimdi önce fonksiyon mu? Tek görüntü, tek görüntü, tek görüntü. Bu bir fonksiyon. Peki birebir fonksiyon mu? Arkadaşlar buradaki bakın farklı elemanların hepsi farklı yere gitmiş. A 1'e gitmiş. B 3'e gitmiş. C bunlardan farklı bir yere yani 2'ye gitmiş. Dolayısıyla farklı elemanlar farklı yerlere gittikleri için bu fonksiyona birebir ismini vereceğiz. Peki minik bir soruda ben sormak istiyorum. Bu tanımlanan fonksiyon birebir. Okey. Arkadaşlar bu fonksiyon örten mi içine mi? Hangisi acaba? Bunu bir yorumlara yazın bakalım. Biz de okuyalım, kalp atalım diye eklemek istiyorum. Yani birebir fonksiyonda farklı elemanlar farklı yere giderler. Şimdi hemen bir önceki slaytı çağırayım. Size buradan da bir tane soru sorayım. Düşünmenizi sağlayalım. Bu görmüş olduğunuz fonksiyon birebir mi değil mi arkadaşlar? Bunun örten olduğunu konuşmuştuk zaten. Bu fonksiyon birebir mi? Hayır efendim, bu fonksiyon birebir değil. Neden? Çünkü farklı elemanlar aynı yere gitmiş. Farklı elemanlar farklı yere giderse birebir olur. Bu yüzden arkadaşlar bu az evvel gösterdiğim fonksiyon birebir olmayacaktı ama bu birebir fonksiyondur diyebiliriz. Peki sabit fonksiyona geldim şimdi. Türlere devam ediyoruz. Şimdi sabit fonksiyon adı üstünde değişmeyecek. Yani hep aynı yere gidecek. Hep aynı yere gidecek. Yazdım şöyle. Peki ben burada sabit fonksiyonu şöyle tanımlamam gerekmez mi benim daha doğrusu? Tanım kümesindeki her eleman tabii fonksiyon olması için her elemanın bunu sağlaması lazım. Tanım kümesindeki her eleman arkadaşlar B'de bir eleman ile eşleşiyorsa bu fonksiyona sabit ismini veririz. Bakın burası bizim için A kümesi, burası bizim için B kümesi olsun. Tanım kümesi değer kümesi değil mi? Tanım kümesindeki her eleman sadece 2 ile eşleşmiş. Yani fotoğrafa gördünüz mü 2 Fotoğraf B2, fotoğraf C2. Aa, o zaman burada 2'ye bir sabitleme durumu var. Bu fonksiyon sabit bir fonksiyondur. Yorumunu yapabiliriz. Peki, tik atalım. Bu fonksiyon örten mi arkadaşlar? Onu konuşalım. Örten mi? Cevap veriyorum. Değer kümesinin açıkta eleman kaldığı için, örtülmediği için değer kümesi. Cevap hayır olacaktı. Bu fonksiyon içine mi arkadaşlar? Tabii örten olmayan fonksiyonlara içine fonksiyon dediğimiz için cevap evet olacaktı. Peki bu fonksiyon birebir mi acaba? Birebir mi? Bir de bunu konuşalım. Farklı elemanlar farklı yerlere gitmediği için, aynı yere gittiği için bu fonksiyon birebir bir fonksiyon belirtmez sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Peki devam edelim o zaman. Model sorumuz var. Şimdi model sorudan önce hemen size çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, fonksiyon sabit fonksiyon lafı geçiyor. Bakın Sabit fonksiyon hiç değişmez. Şunu bir kaldıralım hemen şöyle. Sabit fonksiyonun, bakın kenara alayım şöyle. Sabit fonksiyonun denkleminde değişken olmamalı. Çünkü değişken olursa değişik yerlere gidersiniz. Değişken olmamalı. Eğer değişken varsa kat sayısı sıfır olmalı arkadaşlar. Yani fonksiyon denklemindeki değişkenlerin biz katsayılarını sıfırlayacağız. Kimin için? Sabit fonksiyon için. Bunu kimse unutmasın. Hemen gelelim sorumuza. F fonksiyonunun kuralını vermişler. Bakın m eksi 2 çarpı değil mi? x kare artı n artı 2 x eksi m çarpı n eksi 3. Bu bir kural. Bu fonksiyon sabit fonksiyon ise buradaki ifadeyi bulmaya çalışacağız. Şimdi bir dakika. Sabit fonksiyonlarda x yoktur değil mi? x olmayacağı için o zaman x'lerin katsayılarını hemen ne yapıyoruz? Sıfırlıyoruz. Bakın burada da x'in katsayısını sayısını hemen sıfırladık. Geriye sayılar kaldı sadece. Bu da bizim gittiğimiz yeri gösterecek. Hemen alta inelim m eksi 2 eşittir 0 m'nin değeri 2 geldiği n artı 2 eşittir 0 ve n'nin değeri de eksi 2 geldiği süper şimdi arkadaşlar artık cart cart burası gitti mi gitti peki f fonksiyonu şöyle bir şey olmadı mı burayı zaten götürdüm eksi m ile n'nin çarpımı bak şimdi m ile n'yi çarparsanız eksi 4'ü bulursunuz e önünde de bir tane eksi var Şöyle yazalım. Az sonra artı 4 olacak. Bir de eksi 3 var burada. Yani kısacası f fonksiyonu bu sayıya eşit. Bu sayı kim peki? Şurası artılaştığı için 4 eksi 3'ten 1'e eşit. Aa çok güzel. F fonksiyonu aslında herkesi bire götürüyor. Bak bu herkes demek. Arkadaşlar f fonksiyonu herkesi bire götürüyorsa kusura bakmayın da 2021'i de kaça götürür? 1'e götürür. Sabitler. Dolayısıyla hemen buraya bir attınız. Zaten m'nin değerini az evvel bulmuştum 2. N'nin değerinde de bulmuştum az evvel eksi 2. Bunları toplarsanız yanıtınızı 1 olarak bulacaksınız. Yani sabit fonksiyonda kısacası x'lerin katsayıları sıfırlanır. Çünkü x'ler sıfırlanmazsa hani katsayıları sıfırlanmazsa buradaki x değişince bu da farklı bir değere götürüyor götürür bize O halde değişken bir fonksiyon elde etmiş oluruz arkadaşlar. Yani bu yüzden sıfırlama yapmamız gerekiyor. Buna lütfen dikkat. Şimdi gelelim yine çok önemli yerlerden bir, bir tanesine. Bakın bunlara rasyonel fonksiyon ismini veriyoruz biz. Bu tarz fonksiyonlara ax artı b bölü cx artı d. Bu fonksiyonun sabit fonksiyon olması durumunda x'lerin katsayılarının oranı olan a bölü c sabit sayıların oranı olan b bölü d'ye eşittir arkadaşlar. Sabit fonksiyonlar şu şartı sağlarlar. Yani biz burada hemen bu fonksiyonu sabit yapmak istiyorsak x'lerin katsayılarının oranını sabit sayıların oranına eşitlemek durumundayız. Şimdi bununla ilgili minik bir tane örnek yazmak istiyorum. Bakın aşağıdaki soruya geçmeden önce. F fonksiyonu x eksi 2 bölü 2 x eksi 4. Sorum şu. Bu f fonksiyonu uygun koşullarda tanımlanmış. Bu fonksiyon acaba sabit fonksiyon mu? Sabit fonksiyon mu? Buna bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar bakın. Eğer x'lerin katsayılarının oranı yani 1 bölü 2 sabit sayıların ki sabit sayılar eksi 2 ve eksi 4'tür. Sabit sayıların oranına eşit geliyorsa eşit geliyorsa bu fonksiyon sabit olacak. Peki bakalım eşit mi geliyor? 1 bölü 2'ye yapacak bir şey yok zaten. Buradaki eksileri artılaştırırız. 2 bölü 4 de zaten 1 bölü 2. Aa aman Rabbi. O zaman eşitlik sağlandı. Demek ki bu tarif edilen şey bu yazmış olduğum fonksiyonda oluyor. Olduğu için bu fonksiyon sabit mi sorusunun cevabı evet olacaktı arkadaşlar. Peki sabit fonksiyonsa bu nereye sabitlemiştir değerleri? Bir de onu konuşalım isterseniz. Onu bulmak için de mesela sıfır sayısına bakabiliriz. Sonuçta sıfır nereye gidiyorsa 5 de aynı yere gider yorumunu yapabiliriz. O yüzden sıfır sayısı basit olduğu için hemen F0'a bakalım. Sıfırı yerine yazdınız ne oldu? 0 eksi 2. Burada yerine yazdınız 0 eksi 4. Bunun sonucu sıfırlar gider. Eksi 2 bölü 4'ten dolayı 1 bölü 2 çıkmış oluyor. Yani arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. Sabit fonksiyonun bu sabit fonksiyonu benim yazmış olduğum sabit fonksiyon değeri 1 bölü 2'dir. Siz bunun içerisine 1 milyon da yazsanız, 2021'de bin de yazsanız, 3 de yazsanız ne olur sonuç hep 1 bölü 2 olur. Çünkü adı üstünde sabit. Şu şartı sağlaması lazım kısacası. Model sorudan devam edelim mi? Şöyle ayıralım. Bakınız. Buradaki model soruda F fonksiyonu sabit fonksiyonsa bunların toplamını sormuş bana. Bak bir kere şöyle yapacaksın. Bu rasyonel bir fonksiyon. Hani... Burada üstte bir fonksiyon, altta bir fonksiyon kuralı var. Bunları oranlamışlar. Rasyonel sayı mantığıyla rasyonel fonksiyon diyebiliriz buna. Arkadaşlar buradaki fonksiyonun sabit olması için x'in katsayılarının oranının yani k bölü 3'ün Sabit sayıların oranına yani 3 bölü 1'e eşit olması gerekiyor. Peki bu eşitlik sağlanacağına göre madem sabitse buradan içler dışlar çarpımından k'nin değeri kaç geldi? 9 geldi hocam. Hemen buraya 9 yazarsınız. Artı şimdi bunu bulacağım size. Bakınız bunu bulmak çocuk oyuncağı zaten. Şöyle ki f fonksiyonunda dikkat edin şöyle yazalım f fonksiyonunda. K değeri 9'u değil mi? Hemen 9x artı 3 bölü 3x artı 1 fonksiyon bu. Sevgili arkadaşlar, bu fonksiyonda e, sıfırın değerini bulmaya çalışalım. Mesela basit olduğu için bunu yapıyorum. Buraya sıfır yazarsanız yukarısı 3 olur. Buraya sıfır yazarsanız aşağısı 1 olur. O zaman sonuç 3 gelmiş oldu. Yani F 2021'in değeri de Fx tabii ki düzeltiyorum. F 0 3 çıktığı için F 2021'in değeri de sabit fonksiyon olduğu için elbette 3 olacaktır. Yanıtımız 12 gelmiş oluyor. Siz de fark etmişsinizdir arkadaşlar. Bu fonksiyonlarda bakın hani az evvel dedim ya sabit fonksiyonda değişken olmayacak. Değişken yok aslında. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü işte o öldürücü hamleyi en sona bıraktım. Çünkü f fonksiyonunda pay kısmını 3 parantezine alırsanız eğer aşağıdaki ifadeyle bunu sadeleştiriyorsunuz ve cevap 3 gelmiş oluyor. Kısacası bu soruda verilen fonksiyon herkesi 3 yapıyor diyebiliriz ve x'ler kaybolmuş oluyor. Yani arkadaşlar sabit fonksiyonda x olmaz. Olursa katsayısı 0 olmalı ya da bu tarz bir sabit fonksiyonda şu şart sağlanırsa fonksiyon sabit olmuş oluyor. Tamam mıdır? Birim fonksiyona geldim. Şimdi birim fonksiyonun bir başka ismi özdeş fonksiyon, yani etkisiz fonksiyon anlamında. Bu arada birim fonksiyonun sembolü I'dır. Bazı e, kaynaklarda rastlarsınız diye söylemiş olayım. Peki birim fonksiyon etkisiz fonksiyonsa nasıl bir şey olacak ya? Arkadaşlar, f fonksiyonu A'dan A'ya tanımlanmış. Bak, hem tanım kümesi hem değer kümesi A. Şimdi f fonksiyonu için a'nın her elemanı kendisi ile eşleniyorsa yani a'nın her elemanı kendisi ile eşliyorsa fonksiyon buna birim fonksiyon ismini veririz. Örnek verelim bir tane burada yazılmış. fx eşittir x bak içi dışı bir not al. Birim fonksiyon içi dışı bir. Aynı ben gibi. <laughs> i̇çi dışı bir fonksiyon. Arkadaşlar içeride ne yazıyorsa dışarıda da aynısı yazar. Bu birim fonksiyon örneği. Bakın buna a kümesi buna a kümesi diye düşünürseniz A, A'ya kendisini kendisine götürüyor. Kendisini kendisine götürüyor. Sürekli aynı işi yapıyor. O zaman fx, x olacaktır. Yani bu bir birim fonksiyondur. Örnekler vermeye şuradan devam edeyim ben. Sonra model soruya döneceğim. Bu yazmış olduğum fonksiyon acaba birim fonksiyon mudur? kesinlikle birim fonksiyondur. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar içi dışı bir. Gördünüz mü? Yani şunun bir işlevi yok, bir etkisi yok. Bu yüzden bu fonksiyonda birebir şey düzeltiyorum. Birim fonksiyondur diyebiliriz. Model sorumuza geldik şimdi. Model soruda diyor ki fx fonksiyonu bunlardan oluşuyormuş ve birim fonksiyonsa abc toplamını bulacağız. Sevgili arkadaşlar fx birim fonksiyonsa bunun eşitinin bir kere ne olması lazım? x yani içeridekinin aynısı olması lazım. Peki bu sorumuzda x eşittir ne çıktı? a eksi 1 çarpı x kare b eksi 2 çarpı x ve c eksi 3 çıktı. Müthiş. Al şu kalemi. Madem ikisi aynı olacak. E, o zaman bu tarafta x kareli bir şey yok. E bu tarafta da olmamalı bir zahmet. Yani şunu sıfırlayacaksın. Bu tarafta x'in katsayısı 1. Bu taraftaki x'in katsayısı da 1 olmalı. Bu tarafta sayı yok. O yüzden bu sayıyı da 0 yapmalıyız arkadaşlar. Yok etmeliyiz. Ve gördüğünüz gibi bunları zaten sıfırlarsanız eğer ne oluyor? Sadece x kalmış oluyor. Yorumunu yapabiliriz. Şimdi hemen a eksi 1 sıfırsa a'nın buradan şakadanak 1 olduğunu bulduk. B eksi 2 eğer 1 ise B'nin buradan tak diye 3 olduğunu bulduk. C eksi 3 eğer 0 ise C'nin değerinin buradan da 3 olduğunu bulduk arkadaşlar. Biz ABC toplamına ulaşmaya çalışıyoruz. 3 3 1 sayılarının toplamından elbette ki değerimiz 7 gelmiş olacaktır diyebiliriz. Anlaştık mı? Fonksiyon türlerinde en önemli şey birebir fonksiyonu anlayıp algılamak. Sonrakiler zaten bir tık daha ona göre basit arkadaşlar. Şimdi yazılı sorusuyla beraberiz. Yazılı sorusunda F1'in fonksiyon ve şunlar verilmiştir. X'i sana diyor. Çok dikkatli izle. Hemen birim fonksiyon lafından dolayı ne yapıyorum? 3x eksi 1'in fotoğrafının kendisi yani 3x eksi 1 olmasını yazıyorum. 2x artı 1'in fotoğrafının kendisi yani 2x artı 1 olmasını yazıyorum. 4x'e zaten yapacak bir şey yok yazdım. F3 diyor bak içi dışı bir fonksiyon birim olduğuna göre o zaman F3 de 3'e eşit olacaktır. Yani içeridekinin aynısını yazarız. E bu denklem hocam aynen öyle. Hemen çözelim. Eksi 1 artı 1 sıfırladı. 5x oldu sol taraf. Sağ taraf 4x artı 3 şunu atalım. X eşittir kaç geldi? 3 geldi. Zaten biz de bu soruda x'i bulmaya çalışıyoruz. Yanıtımız 3'tü. Yine en önemli noktalardan bir tanesine geldim doğrusal fonksiyon. Bakın bu da şu, şu şekilde tanımlanıyor. a ve b reel sayı olmak üzere arkadaşlar. Fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlayacağız. Bakın reel sayı ne demektir? Zaten bildiğimiz e, gerçek sayılar kümesi oluyor. Peki ben burada doğrusal fonksiyonu tanımlarken bakın e, bunun hemen kalıbını nasıl olarak göstermişim? ax artı b. Bundan sonra herhangi bir soruda doğrusaldır lafını duyunca hemen. Kenara geçin. Fx eşittir ax artı b yazın. Bu çok önemli. A ve b burada bir sayı arkadaşlar. Bir reel sayı. Peki örnekler vereyim size hemen. Şimdi fx fonksiyonu atıyorum işte ne olsun? x eksi 2. Bu doğrusal fonksiyon mudur? Kesinlikle. Fx fonksiyonu bu birinci olsun. Bu ikinci olsun. Ee, 4x olsun. Sadece 4x. Bu doğrusal fonksiyon mudur? Evet. Neden? Çünkü bunun yanında gizliden zaten 0 var. Bu a'dır. Bu da b'dir arkadaşlar. Yani bu formata uygun olan şeyler doğrusal fonksiyon oluyor. Şimdi doğrusal fonksiyonların grafiği düzlemde elbette ki doğru belirtiyorlar. Peki bunu hemen gösterelim. Nasıl oluyor bu? Şimdi şuna doğrusal fonksiyon demiştim ya. Birinci f fonksiyonunun x eksi 2 bu doğrusal fonksiyon nasıl grafiği çiziliyor? Arkadaşlar şu şekilde x ve y eksenlerimizi alıyoruz. Ve burada bakın ne yapacağım. Şu zaten y demektir değil mi? fx eşittir y mantığından bu y. E, y eşittir x eksi 2 yazıyor burada. Hemen ne yapıyorum? X'e 0 veriyorum ki y'de nereyi kesiyor fonksiyon? Bir onu bulalım. X'e 0 yazdığımda y eksi 2 olur y'ye 0'ı yazarsam da x değeri ne olur? 2 olur. Yani fonksiyon x'i 2'de kesecek, y'yi eksi 2'de kesecek. Şurası pardon. O halde fonksiyonumuz x'i 2'de, y'yi eksi 2'de kestiği için bu şekildedir. Ve ben bu fonksiyonun dikkat ederseniz doğrusal fonksiyon olmasından dolayı grafiğinin doğru şeklinde olduğunu size tekrardan söylemiş olayım. İşte çizimler böyle yapılıyor. Peki model sorumuza bir bakalım dilerseniz. F doğrusal bir fonksiyon olmak üzere f2 10, f4 14 f eksi 1 kaçtır diyor. Bak şimdi. Hemen bir köşeye geç. f x eşittir a x artı b yaz. Oradan x yerine 2 yaz. 10 çıkacak. 4 yaz. 14 çıkacak. a'yı b'yi bulduktan sonra x yerine eksi 1 yazarsın. Cevaba ulaşırsın. Peki bunun başka bir yolu var mı? Var. Arkadaşlar doğrusal fonksiyonlarda artış azalış orantısaldır. Yani dikkat edin burada bakın. Ne olmuş? 2'den 4'e 2 artmış. Gördünüz mü? Peki 10'dan 14'e kaç artmış? 4 artmış. Aa, demek ki şöyle bir yorum geliştirebilirim. İçerideki 2 artınca dışarıdaki bunun 2 katı kadar artıyor burada. O halde dışarıdaki de 2'nin 2 katı 4 olduğu için 4 artmış. Şimdi bunu hemen alttakine uyarlayacağız. Arkadaşlar dikkat edelim burada bir azalma var. Burada kaç azalma göstermiş? 5 azalma göstermiş. O zaman dışarıda kaç azalma göstermeli? 2 katı kadar azalma göstermeli. Bunun 2 katı tabii ki 10 olduğu için 14'ten on 10'u çıkarız ve 4 yanıtını bulmuş oluruz. Yani doğrusal fonksiyon gördüğünüzde içerideki artış, azalışlar dışarıda da aynı oranda devam ediyor. Bunu aklınızdan asla çıkarmayın. Şimdi az evvel bahsettiğim yöntemden hemen size bahsedeyim. Tabii ki Anlatayım daha doğrusu. Bu da bizim için önemli. Bakın bunu gördük ya. Şimdi fx eşittir ax artı b yazacağız. Sonra f2 10'muş. Hemen f2 10 sağa x 2 yazacağım. 2a artı b eşittir 10 olacak. f4 14'müş. f4 için x yerine hemen 4 yazıyorum. 4a artı b eşittir 14 oluyor. Taraf tarafa şak diye bunları çıkarıyorum. Neden? Çünkü tak tak b'ler gitsin en azından da a'lara ulaşayım diye. 2A'dan 4A'yı çıkarınca eksi 2A. 10'dan 14'ü çıkartınca çıkarınca eksi 4. Hemen her iki tarafı eksi 2'ye bölüyorum. A sayısı 2 geliyor. Hayırlı olsun. A sayısı 2 ise bak şimdi şuraya gel. A'nın yerine 2 yazdım. Ne oldu? 2 kere 2 4 oldu. B 4 e, düzeltiyorum. B 6 olursa 10 olur bunun sonucu. Çünkü 4 ile kimi toplayınca 10 yapıyor. Tabii ki 6'yı. B de 6'ymış müthiş. Geldim şimdi F fonksiyonun bakın neymiş? A çarpı x artı b. Yani 2x artı 6. Kural bu. Bu bizim için kural. Peki kural buysa f eksi 1'i mi bulacağız biz? Evet hocam. Hemen x yerine eksi 1 yazıyoruz burada. x yerine eksi 1 yazarsanız şurada da yazmalısınız. 2 çarpı eksi 1 artı 6. Yanıtımız buradan. Şurası eksi 2 olacağı için tabii ki 4 olacaktır. Zaten biz az evvel de aynı şekilde 4'e ulaşmıştık. İçerideki artış 2 kattı. Buradaki azalıştan da giderek hemen cevaba ulaşmıştık. Tabii ki ilki daha kısa sürüyor ama ikincisini de bilmekte fayda var. Şunu indirelim. Şimdi ikincisini bilmekte neden fayda var? Bakın arkadaşlar yazılı sorusu var burada. F doğrusal fonksiyon olmak üzere bu ifadeyi sağladığına göre ifade F fonksiyonun eşittir bu olduğuna göre. Peki F2 kaçta diye bir soru sormuş. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu sorudaki gibi artış azalış yapamam. O zaman ne yapacağım? Mecburen F doğrusal deyince ne yapıyorduk? fx eşittir ax artı b alıyorduk. Böyle başlayacaksınız. Peki hemen gelelim buraya. Burada ne var? 4x var. Eksi. Burada ne var? fx var. Bakın fx kimmiş? ax artı b'ymiş. Yazdım bunu. Peki bu tarafta kim var arkadaşlar? Burada da dikkat ettiyseniz eğer e, fx eksi 2 var. Şimdi fx eksi 2'yi nasıl kural haline getireceğim? Bak iyiyse. x yerlerine x eksi 2 yazıyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? x yerine x eksi 2 yazınca buradaki x de x eksi 2 yazmalısın. Yani a çarpı x eksi 2 artı b oluyor. Tabi bunu içeriye dağıtınca a x oluyor. Buradan da dağıtınca eksi 2 a oluyor. Bir de b'miz var arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi f x eksi 2'nin kuralı çıkmış oluyor. Bunu tutup şurada yerine yazacağız. Yani a x eksi 2 tane a artı b olmuş oluyor. Peki düzenleyelim şimdi hemen. Buradan şöyle bir hamle yapmak istiyorum. Bakın buradaki eksi ax artı b ifadesini karşı tarafa alalım istiyorsanız. Hemen bunu karşı tarafa alırsam ax eksi 2a artı b bu da tabii ki şu eksi artıya dönüşecektir. Artı ax artı b olacaktır. Eşittir 4x'miş. Hadi bu sol tarafı bir toparlayalım. ax ax daha 2 tane ax oldu. Bu bitti. Şurada eksi 2a var onu yazdım. Bir de B. B de buradan 2B var. Onu da yazdım. Eşittir 4X. Sevgili arkadaşlar bakın bu eşitlik sağlanıyorsa zaten burada A'nın değerinin tabi X'in katsayısı olduğu için şurasının ne olması lazım? 4'e eşit çıkabilmesi için A'nın değerinin 2 olması lazım. Biraz kadrajdan çıktığımız için şöyle yapayım ben. Hemen tekrar söylüyorum. 4x madem 2ax'e eşit olacaksa ne olacaktır burada? 2a'nın değeri elbette 4 olur. a'nın değeri 2'dir diyebiliriz. Bu bitti. Sonra şöyle bir kısım var ama burada gizliden 0 var. Yani hiçbir şey yok burada. O zaman bunu da 0'a eşitlemelisiniz. He, demek ki onu da şurada yapalım isterseniz şöyle. Eksi 2a yazıyorum. Eksi 2a artı 2b eşittir ne olmaz? 0 olmalı. Buradan tabii bunu karşıya atınca 2b eşittir 2a oluyor. Tık, tık bunlar gidince de b eşittir a gelmiş oluyor. E hayırlı olsun bu soruda a ile b aynı şeymiş. E tamam a ile b aynı şeyse artık ben fonksiyonumu buldum kardeşim. Benim fonksiyonum ne olmuş oluyor? Bakın benim fonksiyonum 2x artı 2 olmuş oluyor. İşte bu. Peki şimdi neye ulaşacağız? F2'ye ulaşacağız. O zaman hemen x gördüğümüz yerlere 2 yazarız. Arkadaşlar x gördüğümüz yere şurada bakın 2 yazarsanız. 2 kere 2, 4. 2 de buradan 6 gelmiş oldu. Yani aradığımız cevap 6'dır diyebiliriz. Yani her soruda böyle atlama zıplamayla soru çözülmez. Burada doğrusal fonksiyon lafını duyunca hemen aklına bunun gelmesi gerekiyor. Geldim parçalı fonksiyona. Parçalı fonksiyon nedir? Tanım kümesi arkada tanım kümesinin alt aralıklarında kural değiştiren fonksiyondur yani tavır değiştiren fonksiyondur hemen min minik bir tane örnek vereyim size f fonksiyonu şöyle reel sayılarda tanımlı olsun diyelim ki birden sonra bu fonksiyonun kuralı x eksi bir bir ya da birden önce bu fonksiyonun kuralı x artı bir al sana parçalı fonksiyon neden çünkü tanım kümesinin alt aralığı olan bir ile sonsuz aralığında bu fonksiyon şu kuralla anılıyor Tanım kümesinin bir başka alt aralığı olan 1 ile eksi sonsuz aralığında fonksiyon x artı 1 diye alınıyor. Yani kural değiştiriyor. Kural değiştiren bu fonksiyona biz parçalı fonksiyon deriz arkadaşlar. Bunlar o parçalı fonksiyonun dallarıdır. Şimdi bak a'dan küçük sayılar için bu kuralı kullanacaksın demek istiyor burada gx'i. A ya da A'dan büyük sayılar için HX'in kuralı neyse onu kullanacaksın demek istiyor. Peki biz şurada da bir tane parçalı fonksiyon yazdık ya. Şimdi ben buradan hemen size bir soru yönelteyim. F 2 nedir? F eksi 1 nedir? Bunu bir düşünün bakalım. Şimdi cevabını vereceğim size. Arkadaşlar F 2 için x yerine 2 yazmanız gerekir. Bakın 2 sayısı bu kurallardan hangisini sağlıyor? 2 sayısı birden büyük olduğu için üst tarafı sağlıyor. O yüzden üst taraftaki kuralda x yerine 2 yazılır ve sonuç hesaplanır. 2 eksi 1'den cevap 1 gelmiş oluyor. Peki f eksi 1'e bakalım. Eksi 1 bir sayısı 1'den büyük mü? Hayır. 1'den küçük mü? Küçük eşit mi? Evet. Dolayısıyla eksi 1 sayısı da bu kuralı sağlıyor. O yüzden x yerine burada eksi 1 alacağız arkadaşlar. Tabi eksi 1 bir artı birden bunun yanıtı da 0 olacaktır. Yani şu içerideki sayıları kafamıza göre buradaki kurallara koymayacağız. Ne yapacağız? Sayı hangi dala aitse, hangi daldaki kuralı sağlıyorsa onun üzerinden gideceğiz. Kritik noktamız buydu arkadaşlar bu mevzu için. Tabi başka bir kritik nokta daha var. Burada parçalama yaptığımız hani a sayısını şöyle sayı, sayı doğrusu olarak düşünün. A sayısını şurada düşünürseniz eğer a'dan sonraki olay x eksi a e, düzeltiyorum g x x eksi a nereden çıktı g x a'dan önceki olaysa hatta a ve a'dan önceki olaysa H, x şöyle yapalım. Burada a'ya a'da tavır değiştirdiği için fonksiyon a'ya bir isim veriyoruz ve kritik nokta diyoruz arkadaşlar. Benim yazmış olduğum örnekte de x eşittir bir kritik noktadır. Şimdi bir antrenman yapalım isterseniz. Reel sayılarda tanımlı bir fonksiyonumuz var. Parçalı fonksiyon. Bakın 2'ye göre parçalama yapmışlar. Burada x eşittir 2 nedir? k nedir? Kritik nokta. Bunu şöyle yazalım. Şimdi ben f2 ile fx2 toplamını bulmaya çalışacağım. Hemen başlıyorum. F2 için x yerine elbette 2 vermem lazım. Şimdi 2 sayısı hangi kurala uyuyor? Bu kurala uyuyor. 2 büyük eşittir 2. O yüzden burada x yerine 2'yi yazarsınız ve F2'nin eşitini buradan 2 artı 3'ten 5 olarak bulursunuz. Bu bitti. Şuna geldim mavi alayım. Eksi 2 yazacağız x yerlerine. Arkadaşlar eksi 2 hangi kurala uyuyor? Tabii ki bu kurala uyuyor hocam. Çünkü eksi 2 2'den daha azdır. Bu yüzden eksi 2 için şunun kuralını işleme alacağım. Ve burada diyeceğim ki x yerine eksi 2 yazalım bakalım ne oluyormuş. Hemen yazıyorum. x yerine eksi 2 yazarsam eksi 2'nin karesi eksi 1. Kural bunu söylüyor. O yüzden buradan eksi 2'nin karesi 4 yaptığı için 1'i çıkarırız. 3 yapmış olur. Kısacası sorulan soruda şu kısım 5. Buradaki kısım 3 arkadaşlar. Yanıt 8 gelmiş oluyor. Yani içerideki sayı şu dallardan hangisine uygunsa o dalın kuralı işlenir. Yani o dalın kuralına göre işlem yapılır. Daha doğrusu bunu söylemiş olalım. Şimdi çift ve tek fonksiyonlara bakalım beraber. Arkadaşlar şunu kimseden yani şunu aklınızdan bir kere çıkarın. Bir fonksiyon ya tektir ya çifttir. Öyle bir şey yok. Bir fonksiyon için dört ihtimal var. Fonksiyon tek olabilir, çift olabilir, hiçbir olmayabilir, ikisi de olabilir. Tamam mı? Bir kere bunu öğrenelim. Yani sayısal mantıkla düşünmeyin bunları. Çift fonksiyon önündeki eksiği yutan fonksiyondur. Yutar. Kim yutar? Eksiği yutar arkadaşlar. Tek fonksiyonsa eksiği böyle şakadanak dışarı çıkarır arkadaşlar. O zaman onu da notunu alalım. Eksiği dışarı dışarı atar diyeyim şöyle. İkisinin en belirgin özelliği bu. Yani ayırt edici noktası daha doğrusu. Bunlardan herhangi birini yapmayan fonksiyonlara biz tek ya da çift fonksiyon demiyoruz arkadaşlar. Bunu bir kere öğrenmemiz lazım. Şimdi grafik grafikleri, çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriklerdir. Hemen buna minik bir örnek verelim isterseniz. Şöyle bir şeyle örnek vermek istiyorum. Bakınız x, y e koordinat sisteminde eğer x kare fonksiyonunun grafiğini çizerseniz şöyle bir eğri belirtir. Bu fonksiyon arkadaşlar çift fonksiyonun en minik örneğidir. Bakın bu çift fonksiyon. Peki çift fonksiyon olmasının sebebi ne bunun hocam üstünde 2 yazıyor bak evet doğru söylüyorsun bir sebebi o fakat biz asıl sebebini öğrenelim bu fonksiyonda x yerine arkadaşlar eksi x yazarsanız bakın x yerine eksi x yazıyorum eksi kare tarafından yutulur. Yutulduğu için ne yazmışız? Bak yutan fonksiyonlara çift yazmışız. Bu yüzden f fonksiyonu çifttir yorumunu yaparız. İkinci bir sebebi de grafik y eksenine göre simetriktir. Bakın bunun grafiği y eksenine göre simetriktir. Dolayısıyla çift fonksiyonlar çift fonksiyon olduğunu buradan da söyleyebiliriz. Peki Terimlerde x üstleri çifttir demiş. Tamam bakınız x'in üstleri çifttir. x üzeri 4 de x üzeri 6 da çift fonksiyon belirtir. Hemen şöyle ayrıma gidelim. Burada ne diyordu? Burada eksi dışarı çıkar diyorduk değil mi? Eksiyi dışarı atan fonksiyonlara tek ismini veriyoruz. Ve dikkat edin tek fonksiyonlar nereye göre simetrikmiş? Orijine göre simetrikmiş. Hemen bir tane tek fonksiyon örneği vereyim size. Arkadaşlar x y koordinat sisteminde x küpün grafiğini çizerseniz böyle dans eden bir grafiğe sahiptir. G fonksiyonu diyelim isterseniz buna da. Bu g fonksiyonu x üzeri 3'ün grafiğidir. Ve bu fonksiyon bir tek fonksiyon grafiğidir. Neden? Çünkü birinci sebebi terimde x'in üssü tek. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de arkadaşlar grafik orijine göre simetrik. Bakın orijin noktasına göre simetrik şekilde çizilmiş grafik. Dolayısıyla bu fonksiyonlara da biz tek fonksiyon ismini veriyoruz. Bakın ana sebebini anlatayım size. Bu fonksiyonda x yerine eksi yazarsanız ne oluyor? Bakın eksi x'in küpünü alacaksınız. Bu da eksi x küp olur. Görmüş olduğunuz gibi burası gx'tir. Hemen Eksiyi ayrı tuttum. G eksi yazdım. Bir de şu giriş kısmını bu, bu tarafa yazalım. Gördüğünüz gibi böyle bir eşitlik yakalandı. Yani eksiği şakladanak dışarı atmayı başardı. Dışarı atan fonksiyonlara biz tek fonksiyon ismini veriyoruz. Şimdi model sorumuzdan devam edelim bakalım. Bu fonksiyonların tek çift ya da her ikisi mi? her ikisi değil mi bunları inceleyeceğiz bu durumlarını. Arkadaşlar bakınız. Burada dikkat ederseniz fonksiyonun üstünde çift bir sayı var değil mi? Bak bu kendi başına çift bir fonksiyondur. Bunda hem fikiriz sorun yok. Kendi başlarına x'in üstlerine bakabilirsiniz. Ama birleştirdiğiniz anda olaylar değişebilir. Lütfen dikkat edin. Peki nasıl anlayacağız? Hemen şöyle izah edeyim. Burada 10 sayısının yanında x üzerine var gizliden 0 yani 1 var. Bakın şu çift sayı içeriyor. Bu da çift sayı içeriyor. İşte çift iki tane fonksiyonun toplanması ya da çıkarılması hiç fark etmez. Bana çift fonksiyonu verir arkadaşlar. Çift iki sayının toplanması ya da çıkarılması nasıl çift sayı veriyorsa burada da toplama çıkarma işlemi yaparsanız çift fonksiyonu elde edersiniz. Bu en basit yöntemi. Şimdi size başka diğer bir yöntemden de bahsedeyim. Bakalım eksi yazınca içine eksi yazınca ne oluyor? f fonksiyonunun hemen içine eksi yazıyorum. Bakın x yerine eksi yazdım. Ne oldu? Eksi x'in karesini alacağız. Eksi x'in karesini alacağız. Bir de 10 var. Arkadaşlar eksi x'in karesi zaten şu kare tarafından eksi yutulur. O zaman 2x kare artı 10 oluyor. Peki bu ifade zaten fx'in kendisi değil mi? Evet kendisi hocam. Dikkat ettiniz mi? F eksi x'in eşiti ne oldu? Fx oldu. Yani eksi yuttu adam. Eksi yutanlara biz çift fonksiyon ismini veririz. Bu da matematiksel gösterimi. Peki devam ettim. Tek fonksiyon mu çift fonksiyon mu araştırmaya bakıyorduk. Başlamıştık. Hemen şurada bakın 3'ü gördüğüm için bu kendi başına tektir. Bakın burada 1'i gördüğüm için bu da kendi başına tektir. Tek iki tane fonksiyonu yan yana getirirseniz toplamaya da çıkarmayla tek fonksiyon elde edersiniz. Hocam neden tek sayıyla tek sayıyı toplayınca çift sayı oluyor? Burada nasıl oldu? Bakın bunu sayısal mantıkla düşünmeyin demiştim ta girişte. Tek sayıların toplamı çift sayıdır ama bunlar sayı değil bunlar fonksiyon. Tek iki tane fonksiyonu toplarsanız ya da çıkarırsanız yine tek fonksiyon elde edersiniz. Bir de bunu matematiksel olarak gösterelim hemen. İkincisi için hemen ne yapıyorum? X yerine eksi x yazıyorum şurada. Bakın 3 çarpı eksi x'in küpü 2 çarpı eksi x. Şimdi şu eksi yutulmaz. Yutulmadığı için eksi 3 çarpı x küp. Bu eksi de yutulmaz. Şunu eksiye döndürür. Eksi 2x oluyor. Peki gelin biz bunu eksi parantezine alalım. ...eksi parantezini alırsak... ...eksi 3x küp artı 2 x elde edeceğiz. İşte bunu tanıdınız mı? Bu adam gxtir Arkadaşlar bunun yerine gx kullanırsanız... ...bir de önünde eksi belirti... ...kısacası g eksi x... ...gördüğünüz gibi eksi gx'e dönüştü. Şu eksi şakadanak dışarı çıktı. Dışarı çıkaran fonksiyonlara biz ne isim veriyoruz? Tek ismini veriyoruz. Ya da ilk anlattığım metottan da... ...tek fonksiyonların toplam ve... E ...çıkarması sonucunda teke elde ederiz. Geldim buna. Bak... Burası çift fonksiyon. Burası tek fonksiyon. Arkadaşlar çift ve tek fonksiyonu yan yana getirirseniz hiçbir şey elde edemezsiniz. Yani buna ne tek ne çift fonksiyon diyeceğiz. Çift fonksiyon. İşte böyle. İki gruba da girmiyor. Peki 8, 8 nedir? 8 aslında yanında minik bir x üzeri 0 belirmiştir. Tabii ki bunun çift olmasından dolayı 8 çift bir fonksiyon belirtir. Tüm tam sayılar çift fonksiyondur yorumunu yapabilir miyiz? Evet hatta tüm reel sayılar çift fonksiyondur yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Peki bir de ben size yazmak istiyorum rx fonksiyonu. Eğer rx eşittir sıfır fonksiyonuyla karşılaşırsanız bu fonksiyon arkadaşlar türünün tek örneği hem tek hem de çift bir fonksiyon belirtir. Bunu da ben eklemiş olayım. Evet şimdi geldim buradaki soruya. Bakın bu soru zoru aslında şöyle ki f fonksiyonunun Y eksenine göre simetrik. Tabi şöyle ekleme yapayım ben. Grafiği F fonksiyonunun grafiği Y eksenine göre simetrik. Ve buradaki eşitlikleri verdim sana. Bana F1'i bulacaksın diyor. Hemen Y eksenine göre simetrik grafiklerin ne belirttiğini düşünüyorum. Tabii ki çift fonksiyon belirtirler arkadaşlar. Çift fonksiyonların grafikleri Y'ye göre simetriktir. O zaman bu soruda aslında bize F'nin çift olduğunu söylemişler. Peki F'nin çift olması aslında f'nin eksi yuttuğunu gösterir mi? Evet, eksiği yutar. Yazalım. O zaman hemen buraya dönelim. Bakın, burada eksi yutacağına göre ne yapmamız lazım? Şurada bulunan eksi f fonksiyonu yutuyorsa artık bunun yerine biz f(x) alacağız. İşte böyle. Çarpı bu tarafında ne var? X kare var arkadaşlar. Buradakileri yazalım. 2 tane fx var. Eksi var. Bakın şu eksi yutmayacak. Yanlış anlama, anlaşılmasın. F parantezin içindeki eksi yutacak arkadaşlar. Dolayısıyla buradan sadece parantezin içinde bir tane eksi olduğu için o yutulmuş oldu. Fx'e dönüşmüş oldu. Çünkü az evvel de konuştuğumuz gibi çift fonksiyonlar f eksi x'i fx'e dönüştürürler. Peki devam ettim. Bu tarafa geldim. X üzeri 4 artı 3 tane x kare artı 1 olmuş oldu. Şimdi bir dakika bekle. Buradan F1'i bulmaya çalışıyoruz? Bakın F1'i bulmak için hemen X yerlerine 1 alıyorum. X yerlerine 1 alırsam ne olur burası? 2 çarpı F1 olur. Eksi. Burada 1 alırsam zaten 1'in karesi 1'dir. Geçtim onu. F1 yazacağız buraya. Şöyle. Burada bir alırsak birin dördüncü kuvveti birdir. Birin karesi zaten bir olduğu için üçle çarptım. Bir de bir ekledim. Böyle bir eşitlik çıkıyor. İki tane F1'den bir tane F1'i çıkaracağız burada. Arkadaşlar bunun sonucu elbette ki bir tane F1 olacaktır. Peki şuradaki işlemi yaparsak ne gelir? 5 gelir. O zaman hemen bu sorunun yanıtını 5 diye bulmuş oluyoruz. Aslında çok da zoru bir soru değilmiş. Tamam mıyız? Güzel. Konumuzu bitirmiş olduk böylece. İçine fonksiyon. Arkadaşlar... Biliyorsunuz ki tanım kümesi ve değer kümesi vardı. Değer kümesinde açıkta eleman kalırsa içine. Açıkta eleman kalmazsa hepsi örtülürse örten oluyordu. Birebir fonksiyonlar farklı elemanlar farklı yerlere giderse birebir ismini alır. Sabit fonksiyonda ne demiştik? Sabit fonksiyon sayıya eşittir arkadaşlar. Ve şu tarzda fonksiyonların sabit fonksiyon belirtebilmesi için bu çok önemli. Cx artı diyelim. Bunun sabit olabilmesi için a bölü c oranının b bölü d oranına eşit olması lazım. Birim fonksiyon içi dışı bir fonksiyondur. Yani f x artı 1 eşittir x artı 1 yazarsanız burada iç ile dış aynı olduğu için f fonksiyonuna etkisiz birim fonksiyon demiştik. Doğrusal çok önemli. Fx fonksiyonu eğer a artı b formundaysa buna doğrusal fonksiyon ismini veririz. Parçalı fonksiyon neydi? Tabii ki Kümes, e, tanım kümesinin alt aralıklarında farklı kurallara sahip fonksiyondu. Hemen şöyle bir örnek verelim mesela buna da. Şu şekilde x kare. Bakın bu f fonksiyonu parçalı fonksiyondur değil mi? Mesela ben burada f2'yi bulmak için şunu kullanırım. F eksi e 1'i bulmak için de şunu kullanırım. Çünkü eksi 1 buna daha uygundur. Buna uygun olduğu için tabii ki. Şunu kullanmam gerekiyordu. Bunu izah ettik. Ve son olarak da tekçi fonksiyonlara bakarak konumuzu tamamlamış olduk. Bu da bu dersimizin ödüllü sorusu. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.